Bugün hiç konuşamadık. Nerede okuyorsun Aslı? Ben geçen sene ailevi sorunlar yüzünden okuyamadım. Yani inşallah bu sene bir aksilik çıkmazsa. Ne okumayı planlıyorsun? Güzel sanatlar, resim. Aa, süper. Ya benim hiç resme yeteneğim yok. Çok isterdim. Ya bence çok özel bir yetenek. Ne kadar şanslısın. Teşekkürler. Aynen, ben de. Ya çöpten adam bile çizemem. Volkan olmasaydı resim dersinden kesin çakardım. Evet, ilkokul, ortaokul ve lisedeki bütün resimlerini bana çizdirdi. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Burak'ın notlarının benim notlarımdan daha iyi olması. Ailen ne işte meşgul? Kimlerdensin? Kimlerden olduğunu ne yapacaksın Çağla? Saçma sapan sorular sormasana. Ne var ya? Nasıl tanıştınız? Bari onu anlatın. Aa, evet. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl tanıştınız? Bu soruyu sen cevaplamak ister misin Aslı? Olur, anlatırım. Pastaneden çıkmıştım, elimde bir kutu pasta. Yolda giderken ara sokaktan arabasıyla Volkan bir anda karşıma çıktı. Az kalsın beni eziyordu. Tabii o panikle pasta elimden fırladı, kafamdan aşağı düştü. İnanmıyorum. Şaka gibi. Ben olsam çıldırırdım. Herhalde çok sinirlenmişsindir Volkan'a. En başta çok sinirlendim. Ama Volkan o kadar nazik, o kadar centilmendi ki... arabadan inip hemen iyi olup olmadığımı sordu. Sonra gideceğim yere kadar bırakmayı teklif etti. Böyle tanıştık işte. Çok romantikmiş. Evet, ilginçmiş. Ne derler? Büyük aşklar kavgayla başlarmış. Yani sizinki biraz kazayla başlamış sanki ama... arıyor ki. Hem evlenme teklifini reddetti hem hala peşinde. Efendim. İyiyim Deniz. Sen nasılsın? Bugün konuşamadık. Yanında kız arkadaşının olduğunu görünce selam vermek istemedim. Ben de yanında erkek arkadaşın olduğu için konuşamadın sanmıştım. Neyse, neden aradın beni? Mümkünse seni görebilir miyim? Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Müsait değilim. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Her şeyi konuştuk ve bitti. Gözüm. Peki. Hoşça kal. Kalkalım mı? Ben kendi adıma çok yorucu bir gün geçirdim. Aynen. Bence de öyle. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Her şey için teşekkürler. Umarım sana karşı yanlış bir davranışım olmamıştır. Hayır, olmadı. Sevindim. Ya bu akşam zaman zaman zor durumda kaldın. Gerildin. Ve bu beni çok rahatsız etti. Yani sana böyle bir şey yaşatmaya hakkımız yoktu. Senden tekrar her şey için özür diliyorum. Ben yarın herkese ayrıldığımızı söyleyeceğim. Ama Eda bana çok kızacaktır. Çünkü seni çok sevdim. Ben de onu çok sevdim. Neyse. Senden tekrar özür diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak.
toplumu bırakıp geleyim. Ben de kalmasın. Olur mu? Tamam canım. Aslı, nereye? İstanbul'a dönüyorum ben. Gitmek zorunda değilsin. Açılıştan sonra hepimiz İstanbul'a döneceğiz. Biz gittikten sonra burada kalıp çalışmaya devam edebilirsin. Hayır, dönmek istiyorum. Peki, nasıl istersen. Neden sürekli beni küçük düşürmeye çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Paranın telafi edemeyeceği bazı şeylerin olduğunu hala inanamıyorsun değil mi? Üzgünüm. Sadece benim yüzümden zor durumda kalmanı istemiyorum. Ya senin yüzünden yeterince zor durumda kaldım ben zaten. Neyse ya. Önemli değil. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Emin misin? Evet. O zaman sana iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Aylin Hanım, Gonca ve Aslı Hanım otelden ayrılacaklar. Onlara tam maaş ödeyin. Aslı, hala şoktayım. Tam maaş ödediler. Niye ki? Ya neden olacak? Burak Bey'in vicdanını rahatlatmak için. Elçin de geldi. Merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Elçin'ciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz de tamamlandı. Anneciğim canım. Hayatım, odana yerleştin mi? Bir eksik yok umarım. Yerleştim hayatım. Konukseverliğinizi otelinize de yansıtmışsınız. Her şey muazzam. Sağ ol canım. Beğenmene çok sevindim. Afiyet olsun. Volkan'cığım, sana da çok teşekkür ederiz. Biz yokken her şeyle ilgilenmişsin. Ne demek amcacığım? Burak oğlum, sana da teşekkür ediyorum. Sen de çok yardımcı olmuşsun. Umarım İstanbul'da da aynı disipline devam edersin. Tabii babacığım. Ay Nihat, yani benim çocuklarımı yorma artık. Genç onlar canım. Haklısın yengeciğim ya. Bu yaşta bu kadar olgunlukta, bu kadar çalışmak da iyi değil. Ya süpersin amcacığım ya. Hemen destek buldum. Yemekler de bir harikaymış. Nefis. Sorma Elçin'cim. Ben burada diyetimi bozdum. Kilo almam umarım burada. Almazsın hayatım, onu dengelersin sen. Hiç merak etmeyin, siz hep çok güzelsiniz. Ay canım benim, güzel kızım. Sensin güzel olan. Kıyabildin bana, bundan sonra tek başıma.
gözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Gelecek zamanı buldular. Daha sonra çıkayım, ne yapayım? Özledin mi beni? Gel bakayım, gel, gel. Aferin sana, aferin. Özledin mi sen beni? Gel bakalım, neler öğrenmişsin eğitimde, gel. Gel, gel. Gel, kral. Otur. Bekle. Gel, gel. Lan. Bu alan. Aferin oğlum sana. Aferin. Gel. Gel. Gel bakalım buraya. Gel oğlum. Gel. Gel. Nereden geliyor köpek sesi? Aslı. Sen çıkmadın mı kızım? Yok anne, çıkamadım. Geldiklerini görünce geri döndüm hemen eve. Önce sen konuşacağım dedin ya, daha konuşamadın değil mi? Yok, birazdan konuşacağım. Gerçi bir şey diyeceklerini sanmıyorum ama yine de belli olmaz. İyi yapmışsın kuzum. Ben konuşuncaya kadar ortalarda görünme. Tamam, merak etme sen. Kuzum. Köpek mi besliyor? Hı? Oğullarınınmış. Eğitimden gelmiş. Aslı, köpekleri bile eğitimli. Oğullarıyla tanıştım. Senin yaşlarında bir çocuk. İyi birine benziyor. Ama yine de sen yüz göz olma. Laf söz ederler de. Merak etme anne sen. Canım. Emel abla. Geldim. Renklerinin iki postası tamam. Beyazları ayırdın mı Aslı'cığım? Ayırıyorum Elif abla. Siyahları buna koyarsın, diğerlerini de buna, tamam? Tamam. Thank you.
tişörtten bir bizde olacak değil herhalde. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi ver, onu da al. Burçin, bu çantadan bir tek onda olacak değil herhalde. Güzel kızdı değil mi? Kral! Kral! Oğlum bekle! Kral! Of! Üstüne çıkış alma uzakmış ya. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Hayır. Ya ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya! Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil. Onun bir adı var. Kral. Ay canım pardon. Ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok severim. Ya köpeği açıklamam bittiyse burada ne işin olduğunu söyler misin? Beni artık gerçekten korkutmaya başladı. Birincisi köpek değil onun adı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusunun sen olduğunu düşünürsek korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan sor insan. Tamam, sormadım farz et. Vazgeçtim. Ya sen ne uyuz, ne gıcık birisin ya. Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü. Duydun mu beni? Merhaba. Bir çilekli pasta alabilir miyim? Tabii efendim. Aslı? Aa, merhaba. Tekrar burada mı işe başladın? Yok, bizim bir alacağımız vardı da onu almak için uğradık. Anladım. Yani ben de seni burada görünce... Neyse, iş konusunu ne yaptınız? Yani bir gelişme var mı? Gonca'yla iş bakıyoruz. Daha bulamadık ama en yakın zamanda bulacağız inşallah. Aslı, eğer sen de izin verirsen... ...ben bu konuda sana yardımcı olmak istiyorum. Bizim yüzümüzden, oteldeki işinden oldun. Sana borçlu sayılırız. Yok, hiç zahmet etme. Aslında iyi olur. Yani bu zamanda güvenilir bir yerde iş bulmak çok zor. Haklısın. Ben bunu en kısa zamanda halledeceğim. Yani itiraz istemiyorum. Çok seviniriz. Numaranı alabilir miyim? Tabii olur. Çaldır istersen. Sen de benimkini kaydet. Ben en kısa zamanda arayacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Thank you.
yaptın sen? Rezil olduk. Ne yaptım ya? Sadaka mı istedim? Ayrıca sen onların yüzünden işinden olmadın mı? E bırak yardım etsin. Ayrıca bir taşla iki kuş. Hem iş hem aşk. Gonca başlama yine. Resmen ezik gibi oldum Volkan'ın gözünde. Saçmalama, dinle beni. Tamam, patronla konuştum. Kalan maaşlarınız zarfta. Yalnız hiçbir alacağımız kalmamıştır diye imza atmanızı istedi. Bir dakika, bir yanlış olmasın? İyi de üç gün sonra alacağımızı almadık demeyeceğiniz ne malum? Hakkımızı bile zorla alıyoruz ya. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...